Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni Hyundai 20'nin testinden sesleniyorum. Model son neslinde artık çok daha iddialı özelliklerle karşımızda. Hatırlarsak modeli ilk önce lansmanda, Jundia'daki lansmanda kullanmıştık. Lansmandaki testine ve sonrasında yaptığımız diğer testlere şu anda vereceğimiz bağlantıdan veya bu video boyunca vereceğimiz bağlantıdan mobil cihazlardan izliyorsanız dahi o bağlantılardan kolaylıkla o testlere ulaşabiliyorsunuz bu arada. Bu noktanın da altını çizmek istedim. i20'nin tasarımına tekrar bir bakarsak eğer Koreliler burada küçük segmentteki bu temsilcisinde çok fazla radikal tasarımı kullanmadılar ki son neslinde de bunun izlerini gördük ama kesinlikle ve kesinlikle Selefi'nden çok daha farklı bir tasarım var burada ve kendine özgün bir tasarım var her şeyin ötesinde. Yani otomobilin her detayında önden, arkadan, yan profilden dikkatlice baktığınız zaman hani hem segmentindeki rakiplerine hem de eski nesillerdeki modellere bence kendi kanaatimce çok fazla benzemeyen bir tasarım kullanılmış olması çok güzel bir detay. İşte bu durumda otomobilin kendine özgün bir karakteristiğinin olduğunu daha tasarımdan itibaren size gösteriyor. Daha tasarımdan itibaren otomobil ben kendime özgün detaylara sahibim imajını, hissini size verebiliyor. Ön yüzde kullanılan LED gündüz farları artık far grubunun içerisine entegre edilmiş ve artık kesinlikle ve kesinlikle önde ve arkada kendine özgün ve daha modern bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Burada en fazla mesela bu segmentteki direkt olarak akla gelen rakiplerden Fiesta ile kıyaslandığı zaman yan profilden baktığımızda bilhassa hani buradaki açılar, buradaki tasarımsal detaylar, buradaki çizgiler daha fazla mesela Fiesta'ya göre biraz daha düz hatlar görüyoruz. İşte bu durumda i20'yi daha olgun kılıyor. Yani dışarıdan baktığımız zaman bu olgun karakter otomobilin hatta bazı durumlarda hani B segmentinde değilmiş de bir üst segmentte bir otomobil değmişsiniz gibi bir his de vermesine sebep oluyor ki bu durum içeriye geçtiğimiz zaman da bu şekilde. Yani içerideki konsol konumlandırılması, konsolun yerleşimi, buradaki havalandırma kumandaları, direksiyon ve elimin altındaki birçok kumanda bazı noktalarda, bazı durumlarda yine bu segmentteki birçok rakibine göre i20'yi hani olduğundan da biraz daha B segmentinin biraz daha üzerinde bir otomobil değil misiniz gibi içeride size o tarz bir algı doğuruyor, yaratıyor içeride. Şimdi kimilerinin bu olgunluk hoşuna gidebilir ama kimileri de işte küçük segmentte özellikle daha böyle farklı, daha canlı renklerinin olduğu, daha hiperaktif otomobilleri ararlar. Bu tarz bir karakter açıkçası i20'de çok fazla yok. i20 size genel olarak sürüşe geçmeden içeriye geçtiğiniz zaman size genel olarak daha ağırbaşlı, daha olgun bir karakter hissi veriyor. Konsol konumlandırması eskisine göre bir kere kesinlikle daha yüksekte ve kesinlikle ve kesinlikle burada çok daha güzel bir ideal sürüş pozisyonu var. İşte bu etmenler içeride sürüş keyfini çok fazla arttıran detayların başında geliyor ve kesinlikle hani sürüş keyfine bahsettiğim gibi bu noktaların çok fazla katkısı olmuş. Model eşya gözleriyle segment ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayabiliyor. Vitesin önünde büyükçe bir göz. Buradan USB ve AUX bağlantılarınızı yapıyorsunuz. Vitesin arkasında iki bardaklık, kapılarda bardaklıklar, şişe ve benzeri eşyalarınızı koyabileceğiniz gözler. Yani bu anlamda eşya gözleri bakımından kesinlikle Hyundai i20'de cömert davranmış. Hacim konusunda ben modelde hani segment ihtiyaçları içerisinde bir sorun görmüyorum. Önde hiçbir sorun yok zaten. Arkaya geçtiğimiz zaman yine Selefi'ne göre bir nebze olsun baş mesafesinin burada azaldığını görüyoruz ama 1.86 boyundayım, her zaman belirtiyorum. Arka taraf baş mesafesi bakımından altını çizeyim, benim için tam sınırda. Yani bu anlamda belki biraz daha cömert olabilirdi model. Ancak bagaj hacmi ile kesinlikle bu sınıftaki hani birçok rakibine göre daha iyi bir hacim sunabiliyor size i20. Ergonomi anlamında ben burada can sıkıcı bir sorun görmedim. Sadece şurada test aracımızda dokunmatik ekran olmayan versiyon yer alıyor. Buradaki bu kumandaların yerleşimi, işte kullanımla ilgili bir sorun yok. Fakat bir nebze olsun şu anki ideal sürüş pozisyonunda bir nebze olsun benim uzağımda kalıyor. Hani biraz daha buranın offset'i hani bana doğru, içe doğru ayarlanabilirdi. O anlamda bir takım iyileştirmeler yapılabilirdi. Ancak bu durumda çok büyük bir sorun yaratmıyor. Zamanla hani bu duruma da alışıyorsunuz. Ve sürüş yalıtımında Selefi'ne göre kesinlikle artık daha iyi 20'de. Bunu hissediyorsunuz. Yani özellikle yoldan lastiklerin aldığı ses seviyesi hissedilir düzeyde azalmış noktada ki hani rakiplerle karşılaştırdığında durum ne dersek bence bu anlamda da modelde bir sorun yer almıyor. Ki hani yalıtım konusu denilince tabii ki sadece yol sesi değil
bilhassa test aracımızdaki gibi hani dizel motorlu bir versiyon olduğu zaman motor sesinin seviyesi ne düzeyde dersek ona daha yakından baktığımız zaman da bu otomobile binen birçok kişi hani motordan gelen sesle bu otomobilin bir dizel olduğunu bir kere anlamadı. Ki zaten ses de 2000'lerde işte 3000'lerden sonra artık geliyor ve şu an duyduğunuz ses. Ve kesinlikle hani bu otomobile binen birçok kişiye de ben hak veriyorum. Kesinlikle hani bu duyduğumuz ses birçok alışıldık bilindik o dizellerden biraz daha farklı, biraz daha tok, biraz daha kaba bir ses. Ve kesinlikle rahatsızcı bir boyutta hani kabinde yankılanmıyor tabii ki. Performans istediğiniz zaman doğal olarak bu sesi kabinde duymaya başlıyorsunuz, duyuyorsunuz. Motor demişken tabii ki 1.4 dizel ünite ile ilgili detayları ben açıkçası kullanmadan önce hani bu motorla ilgili birçok noktayı çok merak ediyordum. 1.4 dizel 90 beygir güce sahip, tork değeri de 240 Nm. Otomobili kullanmadan önce bana bu otomobilin hani güç verilerini soruyor olsaydınız ben size beygirini işte 80 beygir gibi bir şey, torkunu da 190 Nm, 200 Nm gibi bir şey derdim. Çünkü sürüşte his bu şekilde. Neden böyle hissettiriyor? Çünkü tork ve beygir dağılımı devir bandı içerisinde çok güzel ayarlanmış. Çok aşağılardan itibaren bir kere bu tork gelebiliyor. Bu 240 Nm tork gelebiliyor ve beygirle uyumu da çok iyi ayarlanmış. Yani torkun bittiği an direkt olarak beygir devreye girmiyor. Çok güzel harmanlanmış. Bundan dolayı da kesintisiz ve çok dengeli bir şekilde hani bir hızlanma oluyor. Mesela ilk zamanlarındaki gibi özellikle Hyundai modellerinde de bunu görüyorduk. Birçok yeni işte ortaya çıkan Common Rail destekli dizellerde görüyorduk. Bu torkun devreye girme durumunu hani tak diye böyle gaza oturduğunuz zaman şöyle bir beklerdi sonra birden bir yapıştırdı gibi durumlar kesinlikle yok. Hani onlar tamamıyla çok güzel bir şekilde geçiştirilebilmiş, daha verimli bir yapıya gelmesi adına bunlar çok güzel bir şekilde optimize edilebilmiş. İşte bu durum, yani bu şekilde tork ve beygirin daha yaygın bir şekilde devre yayılmış olması özellikle ekonomi bakımından size 20 dizelde daha fazla bir yardımcı oluyor. Fakat bahsettiğim gibi hani bu 240 Nm'lik bir torka sahipmiş gibi bir hisse bence sahip değil. Çünkü hani bu segmentte yine bu benzer güçte bazı versiyonları kullandım ve onlar kesinlikle daha baskın, daha fazla bir performans hissine sahipti. İşte burada bu motorun en büyük eksilerinden birisi bu bence. Verdiği güçle kıyaslanan performans bence çok da yakın değil. Yani bu gücün karşısında biraz daha iyi bir performans ben beklerdim ki zaten otomobilin 12.1 saniyelik 0-100 değeri de çok iddialı değil. Performans bakımından bu güçle kıyaslanınca hani beklentimin biraz altında kaldı dedim ya, ekonomi bakımından beklentimin kesinlikle altında kalmadı. Hani burada beklediğimden daha iyi bir performans ortaya koyabildiği ekonomi bakımından ayağınızı gazın üzerinde unuttunuz diyelim ki çok performanslı bir kullanım yapıyorsunuz ve 20'de gördüğünüz maksimum değer birçok durumda 7 litreyi geçmiyor. Çok çok işte 7 litrenin üzerine geçeceğiniz durumlar artık çok çok fazla abarttığınız durumlar olacaktır muhtemelen ki. Çünkü ben hani çok muazzam düzeyde bir performanslı kullanım sonrası 7 litreleri görebildim. Ancak biraz daha dikkat etmeye başladığınız zaman, biraz daha günlük kullanımda işte İstanbul içindeki metropolde trafiğe girip çıktığınızda biraz performanslı, biraz da böyle ekonomi gitmeye başladığınız zamanlarda bu değeri kolaylıkla işte 6 litre, 6.1, 6.2'lere kolaylıkla çekebiliyorsunuz. Biraz daha fazla işe dikkat ederseniz, çok çok daha fazla kasmaya başlarsanız da 6 litrenin altına da düşürebiliyorsunuz. Yani ortalama olarak baktığımız zaman 6.1, 6.2 litrelik karma test tüketimleriyle dolaşabiliyorsunuz 1.4 litrelik dizel motorlu i20'de. Yeni 20'deki bana göre en güzel haberlerden birisi yol tutuşunun artık daha iyi olması. Otomobilde hissedilir düzeyde, sürüş sırasında hissedilir düzeyde bir sertleşme söz konusu. Yani süspansiyonlar bir nebze olsun daha sert. Ancak bunların ötesinde eskisine göre en büyük farklardan birisi bana göre artık daha hissi olan direksiyon. İşte direksiyonun daha hissi olması hem sürüş keyfini arttırmış hem de otomobilin virajlarda size verdiği güven seviyesini daha da fazla arttırmış ve özellikle bu anlamda yani yol tutuş konusunda çok iddialı olan Avrupalı rakiplerinin karşısında da artık i20 daha rekabetçi bir seviyeye gelmiş durumda. Sadece ve sadece onlara yine yaklaşmakta zorlandığı tek husus
Direksiyon hissiliği yine, ama bu durumu yine hani eskisine göre çok güzel bir şekilde azaltmayı başarabilmişler. Bu durumun eksikliğini çok fazla hani normal işte elektronik sistemler devredeyken performansı bu kullanımda açıkçası hissetmiyorsunuz. Ancak elektronik sistemleri tamamen kapatabiliyorsunuz bu otomobilde ve tamamen kapattıktan sonra çok çok artık limitleri yukarıları taşıdığınız zaman aşırıya kaçan önden kayma reaksiyonları yapmak istediğiniz durumlarda işte orada direksiyonun sizinle iletişiminin bir nebze olsun kopmaya başladığını görüyorsunuz bu disiplinde. Yani limitler bu kadar yukarıdayken sadece limitler bu kadar yüksekteyken direksiyonun sizinle biraz daha sıkı bir iletişim kurmasını bekliyorsunuz. i20'de performansı kullanımında işler bu yönde. Sertleştiğinden bahsettim. Bu sertleşme, süspansiyonlardaki sertleşme özellikle işte çukurdur ve benzeri kasis geçişlerinde, şehir içindeki bu gibi geçişlerde sürüş konforunu selefine göre birazcık, hani aradaki fark kesinlikle çok büyük değil, birazcık azaltmış durumda. Hani biraz daha fazla işte o çukur ve benzeri geçişleri kabinde hissediyorsunuz modelde. Ancak süspansiyon konforu bakımından segmentinin lideri mi, zirvesinde mi? Hayır değil. Yine Avrupalı rakipleri karşısında modelin hani elinin en zayıf olduğu noktanın başında bu geliyor. Sürüş konforu, süspansiyon konforu Avrupalı rakiplerinin biraz gerisinde 20'de. i20 dizeli şu anda sadece 6 litre manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Ve 6. viteste 2001 bandında model 110 ila 120 km civarında gidiyor. İşte bu gibi bir süratte, bu gibi bir hızda gitmesi, bu gibi düşük bir devirde gitmesi size özellikle dizel olmasından dolayı da ekonomi bakımından güzel işler sunabiliyor. Hani bu teknik verilerle kıyaslandığı zaman biraz daha bir performans beklentim vardı. Fakat bahsettiğim gibi motorlu ile ilgili en fazla hoşuma giden noktaların başında bu tork ve güç verisini çok dengeli bir şekilde tüm devirlere neredeyse yayılmış olması geliyor. Şu anda 6. vitesteyim. Hafif bir eğim var. Hızım 80'in altında. Ancak güç talep ettiğim zaman bana çok güzel dönüş verebiliyor. Yani takriben şu anda bakıyorum 1500 devirin altında. Yine gazı bıraktım. Yine eğim var. Gaza oturdum. Bana dönüş yapıyor. Bu işte motorun size daha esnek bir kullanım yapmanız adına motorun çok ama çok olumlu yönlerinden birisi. Yani bu gücü, bu torku özellikle size çok aşağılardan itibaren verebiliyor olması güzel bir nokta ki işte bu haliyle de hani bu durumda olduğu zaman biraz da sabırlı davrandığınız zaman çok da fazla vites değiştirmeden, torklu kullanımın avantajını da kullanarak çok da fazla vites değiştirmeden daha az yorularak i20 dizelle ilerleyebilmek mümkün olabiliyor. İçeride konsolda kullanılan malzeme kalitesi hani çok yüksek bir standartta değil, sınıf ihtiyaçlarını karşılıyor bu anlamda. Ancak biraz daha fazla ben açıkçası konsolda işte kapılarda bir nebze olsun biraz daha fazla yumuşak malzemeyi kullanmak isterdim. Fakat bunun haricinde işte göstergeler olsun, ara birimdeki bu ekran olsun, buradaki kumandalar olsun, tuşlar olsun selefine göre kesinlikle daha iyi. Ve bu gibi detaylar, buradaki bu konsoldaki işçiliğin çok güzel ayarlanmış olması, her ne kadar en yüksek, biraz daha yüksek kaliteli bir malzeme beklentimiz olsa da bu gibi bu kullanılan işte tuşlardaki malzemelerdeki bütünlük, işçilik seviyesinin iyi olması kalite algısını hissedilir düzeyde selefine göre burada içeride arttırmış i20'de. Bu noktada kesinlikle hani sürüşe geçtiğiniz zaman, içeriye geçtiğiniz zaman hissedilir düzeyde var yeni i20'de. i20'de en fazla hoşuma giden detayların başında panoramik cam tavan geliyor. Bu segmentte birçok rakibinde hani bu opsiyon sunulmuyor. Bu kadar geniş, bu kadar geniş bir alana tavanın neredeyse tamamına yayılmış bir panoramik sunroofu isteseniz de birçok rakibinde alamıyorsunuz. Bu gibi bir noktanın hani düşünülmüş olması bence çok güzelken açılabiliyor da ve içeride kesinlikle sürüşü çok ferah kılıyor. Mümkün mertebe ben hani bu panoramik sunroofu almanızı modelde tavsiye ederim. Bugün i20'nin 1.4 dizel motorlu versiyonunun testinden size seslendim. Ancak diğer motorlu versiyonların testlerine şu anda vereceğimiz bağlantıdan sağ üst köşede yer alan i butonuna tıkladığınız zaman özellikle mobil cihazdan izliyorsunuz dahi ulaşabileceksiniz ki otomobilin lansmanında hatırlarsanız Hyundai bize hani izlemeyenler için hatırlatmakta fayda var. Çok güzel bir sürpriz yapmıştı. Top Gear ve Fifth Gear programlarından tanıdığımız Tiff Needle'ı ağırlamışlardı, çağırmışlardı ve onunla bu otomobil hakkında, işte Fifth Gear hakkında konuşma şansımız olmuştu ki o lansman videosunda onunla yaptığımız röportaja da ulaşabileceksiniz. Onun için o videoyu da izlemenizi muhakkak tavsiye ederim.